Gün başlıyor devam ediyor değerli izleyenler ve programımızın bu bölümünde bugün malumunuz 12 Mart 2019 ama biz 98 yıl öncesine götüreceğiz sizleri ve İstiklal marşımızın yazıldığı tarih 12 Mart. Şimdi e, önemli bir konuğum var kendisi Akit Televizyonu haber koordinatörü aynı zamanda gazeteci yazar Sayın Muharrem Coşkun e, yayınımızda Sayın Coşkun hoş geldiniz öncelikle teşekkür ederim. Şimdi Hayırlı siz e, hem Mehmet Akif Ersoy ile ilgili, e, hem de İstiklal Marşı ile ilgili o döneme ışık tutan aslında birçok e, yine makale kaleme aldınız, e, birçok kitap yazdınız, birçok belgeye ulaştınız. E, i̇şin açıkçası şununla başlayalım isterim. E, o döneme bir geri dönelim, bir 98 yıl öncesine geri dönelim. Nasıl yazıldı? İstiklal Marşı'mız o dönem o zorluklar nelerdi? Biraz bahseder misiniz efendim? Şimdi tabii İstiklal Marşı'nın şartları o ruh çok farklı bir ruh. Yani onu anlamak için aslında biraz daha Mehmet Akif'i bu denli ilhama getiren, ilham veren şartları konuşmak gerekiyor. Şimdi Mehmet Akif Ersoy biliyorsunuz aslında bir Osmanlı aydını ve iyi bir aydın mütefekkir. Herkes onu şair kişiliğiyle bilir ama aslında iyi bir hatiptir, iyi bir vaizdir. Birkaç dil bilen aynı zamanda müfessirdir. Hmm. Yani Sultan Hamit devrinin yetiştirdiği aydınlarımızdandır. Ve tabii ki çok büyük facialar görmüş. Önce 1908-1909'da ikinci Meşrutiyet'le birlikte büyük bir darbe Abdülhamit'in indirilmesi vakası. Hmm. Arkasından 1911 Trablus Galp'ın Galp elden çıkması. 1912 Balkan faciası. 1914 1. Dünya Savaşı. İşte önümüzdeki günlerde kutlayacağımız 1915'te. ...Çanakkale destanı... ...şimdi bu, biliyorsunuz Çanakkale'yi görmediği halde de... ...Çanakkale'yi en iyi anlatan... ...şiiri de yazan... ...ve bizi bir anlamda ışık tutan da Mehmet Akif Bey... Hı hı. E, ...şimdi... ...bu anlamda milli mücadele yıllarında da... ...Akif, Mehmet Akif Bey... ...aslında milli mücadelenin manevi kahramanı diyebiliriz... ...neden diyebiliriz bunu... ...bakın o dönemde... ...Mehmet Akif Bey... E, ...1908'den itibaren baş yazarlığını yaptığı bir gazete var. Sırat-ı Müstakim Sebilur Reşat gazetesi. İstanbul işgal altındayken Mehmet Akif Bey ve gazetesi Dostu Eşref Edip Fergan İstanbullular. İstanbul işgal altında gazete her gün sansüre uğruyor. uğruyor. Çünkü Sevre eleştirdiği için. Bu defa Ankara'ya davet ediliyorlar. Bakın İstanbul işgal altındayken İngiliz kuşatmasını oğlu Emin'le birlikte bir gece vakti yararak ee, Ankara'ya ulaşıyorlar ee, 14 günlük zorlu yolculuğun arkasından Tabii Mehmet Akif Bey'in Ankara'ya gelmesi şundan çok önemli Çünkü <laughs> bakın Akif İslam coğrafyasında İslam dünyasının otoriti bir şahsiyet olmuştur yani İşkodra'dan Bağdat'a Yemen'den Japonya'ya kadar hı hı. E, onun baş yazarlığını yaptığı Sebilur Reşat Sırat-ı Müstakim gazetesi ulaşıyor ve e, Mehmet Akif e, bir anlamda İslam dünyasının konuşan aydını haline gelmiş. Mesela Kazan'dan, Arabistan hacca gidecek hacı adayları bile İstanbul'da Sebil-i Reşat yazıhanesine uğrayıp Akif'i ziyaret etmeye geliyorlar. Bu güzergahtan. Ondan sonra gidiyorlar. Bu kadar tanınmış bir otorite şahsiyetten bahsediyoruz. Şimdi neden? Bir kanaat önleri Mehmet Akif Bey. Mustafa Kemal de Mehmet Akif Bey'in Ankara'ya gelmesini bundan dolayı çok önemsiyor. Çünkü milli mücadele başladığı sırada 10 yıldır Kıtalar elimizden çıkıyor, insanlarımız öldürülüyor ve toprakları kaybediyoruz. Kıta, kıta toprak kaybediyoruz imparatorluk olarak. Ve özellikle bu yönetimde kim var? Abdülhamit'ten sonra onu darbeyle indiren İttihat ve Terakki'ciler var. İttihat ve Terakki Anadolu'da İstanbul'da bir hükümet var, halife var, padişah var. Anadolu'da da bir milli mücadele hareketleri başlamış. Bu defa Anadolu insanı askere gitsem mi gitmesem mi? Anadolu'daki mücadeleye destek vermeseli miyiz vermemeli miyiz? endişesi taşıyor. Hı hı. Yani bu acaba İttihat ve Terakki'nin 10 yıldır olduğu gibi yeni bir oyunu mu? Hı hı. Çünkü 10 yıldır biz birçok yere savaş dendi, cihat dendi gittik ve birçok insan öldü ve şehit oldu ve topraklarımız gitti ve imparatorluk bitti. Şimdi yeni bir macera peşinde mi İttihat ve Terakki şüphesi var insanda. Tamamıyla bir kaos ortamı. Tabii kaos ortamı var. Yani bir göz dikkatli İstanbul'da çünkü. İstanbul'un desteği de önemli ama İstanbul henüz net olarak destek destekliyoruz açıklaması yapmamış. Hı. Şimdi bu anlamda Mustafa Kemal, Mehmet Akif gibi toplumda toplumun gönlünde yer etmiş büyük kanaat önderlerinin de Ankara'ya gelmesini istiyor. Milli mücadeleye destek vermesini istiyor ve onun için İstanbul'a özel te temsilci gönderiyor ki daha sonra mebus olacak milletvekili Trabzon mebus olacak Ali Şükrü Bey gidiyor. Bizzat Sevgili Reşat yazıhanesinde Mehmet Akif hem dergiyi Sevgili Reşat dergisini hem de Mehmet Akif Bey'i Ankara'ya davet ediyorlar. Şimdi Mehmet Akif Bey bu geldiğinden sonra bakın o zaman Ankara'da Mustafa Kemal'in çıkardığı bir gazete var Hakimiyeti Milliye. Bakın o dönemde İstanbul Meclisi'nden Ankara'ya pek çok gazeteci milletvekili katılıyor e, çalışmak için. Hiçbirinin adını kimse duymaz. Ama Mehmet Akif Bey'in Ankara'ya, Ankara, Ankara Meclisi'ne katıldığı ve Ankara'dan Hacı Bayram Camii'nde bir vaaz vereceği Mustafa Kemal'in talimatıyla Hakimiyeti Milliye Gazetesi'nde haber yaptırılıyor. Çünkü bu şu demek. Mehmet Akif Bey bile bu mücadeleyi destek kafanızda soru işareti kalmaması gerekiyor. Ey Anadolu halkı. Hı hı. Yani hı hı. Mehmet Akif Bey bu anlamda kanaatleri önemli ölçüde değiştiriyor. Mehmet Akif Bey milli mücadeleye destek veriyorsa, Anadolu insanı için öyledir, bu mücadele Ama desteklenir. De... Evet. Ve o dönemde mesela Anadolu'nun milli mücadele hareketini Sivas, Erzurum, Amasya bu, bu, bu toplantılarda baktığınız zaman, buradaki kongrelerde, toplantılarda bu ittihatçı endişesi yemin metinlerine de yansıyor. Ve o dönemde ee, bu harekete katılanlara baktığımız zaman, Kuvayi Milli Hareketi'ne bak, katılanlara baktığımız zaman ittihatçı olmadıklarına dair de bir ifade geçiyor metinlerde. Çünkü iddiatçılarda milletin canı yanmış artık. Hı. Şimdi Mehmet Akif Bey ee, de ilk başlangıçta İttihatçıları desteklemiş bir gazeteci bir e, aydın ancak gelinen noktada İttihatçıların da Abdülhamit'ten daha büyük bir faciaya Türkiye'yi Osmanlı'yı Abdülhamit'i arar olduklarını ve o, İttihatçıların büyük bir maceraya sürüklediklerini de kabul eden birisi. Yani e, İstiklal Marşı'na gelecek olursak artık Birinci Dünya Savaşı bitmiş, Mondros imzalanmış Boğazlarımız elden gitmiş, İstanbul işgal edilmiş ve Anadolu'da bir kurtuluş harekatı başlatılmış. E, tabii ki Mehmet Akif Bey harekatı zekat Milliye'nin başladığı yere önce Balıkesir sonra Ankara'ya geliyor. Bu dönemde Mehmetçiğin, çünkü 10 yıldır bu topraklarda öyle bir kan akıtmışız ki, yani şehitler vermişiz ki artık mezun veremeyen liselerimiz oluşmuş, erkeği kalmayan köylerimiz meydana gelmiş. Ve insanlarda bir bıkkınlık, bir yorgunluk hasıl olmuş. E, bu durumda Mehmetçiği ateşleyecek, Mehmetçiğin o iman ve mücadele azimini yeniden küllerinden doğuracak bir e, e, kahramanlık destanına ihtiyaç var. İşte burada Mehmet Akif devreye giriyor tekrar. Ne yapıyor? Diyorlar ki bizim cephede Mehmetçiğimizin e, bu şuurunu artıracak bir mahş yazılmalı. Ee, İstiklal Marşı daha Sakarya sürerken Sakarya Meydan Muharebesi'ne gelmeden 1920'nin sonu 21'in başı e, marş yarışması açılıyor ve e, kendisi de zor ikna ediliyor sebebi de şu ödül konduğu için zor ikna ediliyor ve İstiklal Marşı'nı işte bu tam bir e, ölüm kalım mücadelesinin verildiği bir atmosfer içerisinde Mehmet Akif Bey kalem alıyor e, 724 marş katılıyor bu yarışmaya ve Mehmet Akif Bey son anda ikna edilip katılmasına rağmen onun marşı yazdığı İstiklal Marşı e, mecliste a, ayakta alkışlanarak ve defalarca okunarak kabul ediliyor. Birçok mebus ve milletvekili tabii ki o zaman gözyaşlarını tutamadığını biliyoruz. Mehmet Akif Bey o kadar mütevazıdır ki bu konuda hem o, o ödülü reddettiği gibi. Bununla da yetinmez. Bakın İstiklal Marşı mecliste okunurken kendisi mecliste bile bulunmaz. Yani... Ben alkışlanırım şeyi, nefsime hoş geliyor. Hani burada alkışlar kopuyor, insanlar duygulanıyorlar. Hani belki kendime pay çıkarırım düşüncesiyle o atmosfere bile girmek istemiyor. Yani bu kadar bu da kadar hassas, hassas bir yani. kişilik ve ruha sahip bir şahsiyetten bahsediyoruz. Yani dolayısıyla yani zaten böyle bir şahsiyetten çıkabilirdi İstiklal Marşı. Yani şan ve şöhret menfaat peşinde koşmadan yazılmış bir İstiklal Marşı metninden bahsediyoruz. Ki daha sonra biliyorsunuz onun en kapsamlı şiir kitabı olan e, safahatına da bunu koymuyor. O milletimin marşıdır diyerek kendi eseri olarak gördüğü safahatına koymuyor. E, bu marş hakikaten de inanılmaz bir makes buluyor. Yani cephede Mehmetçiğin hassasiyetlerini tetikliyor. Cihat ruhunu diyelim. Çünkü bakın milli mücadelenin adı gerçekte orijinal adı nedir biliyor musunuz? Milli mücahededir. Mücahede. Yani İslam, milli demek İslami demek. İslami cihat. Yani orijinal adı budur. Daha sonra milli mücadeleye dönmüştür. Daha sonra İstiklal Marşı, hatta şimdi Uyduruk'tan Kurtuluş Savaşı dönmüştür. Ulusal Kurtuluş Savaşı falan. Gittikçe böyle ruhundan uzaklaşan kelimeler ifade edilmeye başlanmıştır. Dolayısıyla o marş hakikaten 12 Mart, işte bugün yıl dönemi 98. yıl dönemi, 12 Mart 1921'de büyük bir teveccühle, duyguyla kabul ediliyor hemen hemen ve o kadar insanlar duygulanıyor ki bu duyguyu biz iki yerde yaşıyoruz bir işte İstiklal marşı'nın kabul edildiği 12 Mart 1921'de defalarca okunan bir marştan bahsediyoruz milletvekilleri tekrar tekrar okunmasını istiyorlar. O, ve ikinci benzer olayı biz 1950'de çok enteresandır. ezan serbest bırakıldığı zaman Menderes iktidarı döneminde hatiplerimiz, imamlarımız camilerde defalarca ezanı, ezanı Muhammedi yani Allahü Ekber'le başlayan ezanı yasaktı çünkü 27 sene, 18 sene. bu ezanı Muhammedi'yi tekrar tekrar okuma hasreti giderme amacıyla okumuşlardır. E, bu marş o şartlarda yazıldı. Akif Bey o ödülü reddetti. Ve bunu milletine e, ve o zamanki İslam ordusu olarak gördüğü kahraman ordumuza da armağan etmiş oldu. Evet şimdi bu beka tartışmalarına şöyle bir gelirsek tekrar özellikle bugünlerde çok dillendirilen ve çok e, konuşulan. Şimdi o dönemden e, bu döneme geldiğimizde e, nasıl bir tabloyu yorumlamak lazım Sayın Coşkun? E, yani o enerji, o dönemki o kaos ortamından bugünü e, karşılaştırdığımızda bununla ilgili neler söylemek istersiniz özellikle şu günler için? Şimdi tabii şöyle, bakın bugün mesela Yeni Akit gazetesinin manşeti var. Islıklı domuzluğa Türkiye ayakta diye. Şimdi hakikaten de bu yürüyüşte baktan baktığımız zaman yani bu sözüm ona 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla yapılan yürüyüşte atılan sloganlar ve açılan pankartlara baktığımız zaman Mehmet Akif Bey'in bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli ebedi yurdumun üstüne benim inlemeli ...ifadesinin ne kadar daha büyük bir anlam kazandığını gördük. Hı hı. Yani Ezan-ı Muhammedi okunuyor ve orada inanılmaz e, sloganlar atıyorlar. Bunlar mı diyorsunuz Mehmet Akif'in torunları? Bunlar mı Osmanlı'nın soyundan gelen insanlar? E, bırakın Müslüman olmasını, yani bırakın. E, biz özellikle Beyoğlu ki bizim e, bir zamanlar e, Pera olarak bilinirdi ve... Bir anlamda daha çok gayrimüslim vatandaşlarımızın yaşadığı Osmanlı'dan cumhuriyete geçişte özellikle bir mekandı. Burada Ermeni, Hristiyan, Musevi hiçbirisi birbirini kırmadan onun çan sesine saygı duyar, onun ezan sesine en ufak bir saygısızlık Ramazan ayında gayrimüslim iş adamları, gayrimüslim esnaf dükkanını, lokantasını açmaz, kapalı tutar Müslümana saygıdan dolayı. Gayrimüslim ile orucunu yemezdi. Şimdi geldiğimiz noktada sözüm ona sorsak bu insanlara ya e, tabii ki bir tekser misin Müslüman diyecek. Bizi de bir an azarlayacak insanlar bunlar. E, bir sürü haline geliyorlar. Ezanı Muhammed okunurken e, onu bastırmak için sanki var güçleriyle ıslıkla uğraşıyorlar. E, bu şunu gösteriyor ee, hani Mehmet Akif Bey diyor ya Allah bu millete bir daha e, son vefatına ki o da Beyoğlu'nda olmuştur yani Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nde Mısır Apartmanı olarak bilinen apartmanın 5. katında son günlerini geçirmiştir Mehmet Akif Bey ve gazeteci e, meslektaşımızla e, Hakkı Tarık Usta orada görüşmesinde demiştir e, Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın diye e, bir daha yazar mısın, yazabilir misin diye sorulduğu için Mehmet Akif Bey'e onu artık ben de yazamam e, demiştir. Hakikaten de İstiklal Marşı yazılırken, bakın Taceddin dergahında Mehmet Akif Bey, e, o zaman elektrik de yok, aklına gelen satırları duvarlara kazımıştır. Belki kağıt bile bulamıyordu, e, duvarlara kazıyarak yazmıştır İstiklal Marşı'nı. E, şimdi demek istediğimiz şu, e, bugün geldiğimiz zaman sonuçta İstiklal Marşı bir diriliş ve bağımsızlık bildirgesi. Aslında adı bu. Aynen. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı ısrarla gittiği illerde beka sorunundan bahsediyor. İstiklal Marşı'nın önemine bir kez daha burada bu anlamda vurgu yapmamız gerekiyor ve İstiklal Marşımız Korkma diye başlıyor. İşte bu anlamda e, baktığımız zaman şu anda emperyalist bir saldırıyla karşı karşıya karşı karşıyayız. Hem Batı'da e, Türkiye'ye karşı nasıl bir yaptırımların e, ve diş bilendiğini görüyoruz. Bak, bakın şu anda herkes demeyeyim de yurt içinde ve yurt dışında 31 Mart'ta eline oğuşturarak bekleyen çevreler var. Yani burada bir tökezleme bekleniyor. Türkiye'nin tökezlemesi isteniyor. İstikrarın bozulması isteniyor ve yeniden belki de o 100 sene önceki yarım kalan hesaplarını görmek istiyorlar. Hı. İsteyen çevreler var. Bu anlamda İstiklal Marşı'nı tekrar okumamız gerektiğini düşünüyorum. İstiklal Marşı'nı iyi anlamamız gerektiğini düşünüyorum. Ee, i̇stiklal Marşı'nın üzerinde ise 1924'lerden daha sonra 1934'ten ona katı olarak kabul edilen bakın 24'ten itibaren 30'lara kadar 32'ye kadar bir anlamda herkes her her bölgede farklı bir istiklal marşı güftesi var. Bestesi var. Yani İzmir dolaylarında birisi bestelemiş o okunuyor. İstanbul'un Rumeli yakasında farklı okunuyor. Anadolu yakasında farklı okunuyor. Kastamonu dolaylarında Anadolu'da falan. Ama 30'lardan itibaren Mustafa Kemal'in de talebiyle bugünkü seslendirilen Zeki Üngör'ün bestesi e, İstiklal Marşı ile okunuyor ama hiçbir şey anlamıyoruz. Yani İstiklal Marşı'yla okuyan çocuklarımız tamamen batılı tarzda bizim e, bizim hissiyatımızı yansıtmayan notalarla bestelendiği için düşünsene larda yüzen ne demek? Yani böyle bir ifade var mı? Evet. E, yani yani notaya uygun şekilde uygun değil ve asıl e, asıl manasında da bir anlamda tahrif eden bir besteden bahsediyoruz. Dolayısıyla bizim belki de tarihten gelen onlarca marşımız var zaten bu kadar aciz değiliz. Bence Sayın Cumhurbaşkanı'nda geçtiğimiz yıllarda biliyorsunuz bunu bir tartışmayı açtı. Bu, bu, bu beste bu güfteye uymuyor tarzında. Yeniden belki milletimizin ruhunu ateşleyecek ve sözüyle uyumlu bir marş bestelenmesi de bence gerekiyor. Çünkü nesiller bunu okuyor okullarda. Talepler gelir. Evet. Hayır bence burada sanatkarlarımıza da büyük hı hı. bestekarlarımıza da i̇ş, büyük düşüyor. iş düşüyor. Bence denemeler yapsınlar ve önerilen önerilerini sunsunlar diye de buradan çağrı yapmış olalım derim. Evet. Şimdi sizin tabii bu noktada ciddi çalışmalarınız da var. Hem genel olarak baktığımızda Mehmet Akif Ersoy ile ilgili o döneme damga tut, uğran, vuran, ışık tutan yine yapımlarla ilgili, belgelerle ilgili. Yoldaki Çığır adlı Sebilir Reşad'ı konu edilen çok önemli bir yapıt. Biraz bundan bahsedelim istiyorum. Şimdi o tabii ki dört bölüm olarak çektik biz o belgeseli. Hı hı. 2012'de TRT'de ekrana geldi. Ve bu ilk defa Mehmet Akif Bey'i Bey yapan ve İstiklal Marşı'nın ilk yayınlandığı gazetenin belgeselidir. Sırat-ı evet. Müstakim 1908'de Mehmet Akif Bey ve Eşref Edip Bey, Bey ama dönemin bütün otorite isimlerini yazdığı bir gazete. Hı hı. Babanzade Ahmet Naim'den Manastırlı İsmail Hakkı'ya kadar... İşte Mehmet Akif Bey'den Eşref Edip Fergan'a kadar, Said, Nursi'den, Said Halim Paşa'ya kadar bu gazetede yazmışlardır. İskilip'le da dahil. Hı hı. E, bu kadar hassas ve günümüz meselelerine ışık tutan bir yayın organıydı Sebuli Reşat Sırat-ı Müstakim. E, İstiklal Marşı'da ilk defa daha kabul edilmeden ve hiçbir yerde neşredilmeden önce 17 Şubat 1921'de e, Sebuli Reşat'tan neşredilmiştir. E, yayınlanmıştır. Dolayısıyla biz Mehmet a bu bu İstiklal anlamda Gel Marşı'nın ilk yazıldığı belge. Tabi İstiklal Marşı'nın yayınlandığı yayınlandığı ilk e, gazete diyelim Hı -hı. ve Milli Mücadele'de cephelerde dağıtılmıştır. Bakın İstiklal Marşı e, da dahil bu gazetede neşredilmiştir. Dediğimiz gibi o metin ve Mehmet Akif Bey'in Anadolu'da gezdir gezerken verdiği onlarca vaaz vardır. Çünkü a, Mehmet Akif Bey hem isyanların bastırılmasında önemli rol oynuyor hem de Vaazlarla insanları cepheye sevk ediyor. O vaazlar da bu gazetede neşredilmiştir ve Mehmetçiğe katır sırtında cephede dağıtılmıştır. Evet şu kitaba da gelelim istiyorum Sayın Coşkun. Şimdi bu işte biz nereden nereye hikayesidir aslında ne demek istiyorum? İşte az önce anlattığımız zor şartlarda İstiklal Marşı'nı kaleme alan ve bize armağan eden Mehmetçiğin Cihat aşkını tetikleyen şiiri yazan Mehmet Akif Bey ve ilk mecliste Kurtuluş Savaşı'nın milli mücadeleyi veren ilk mecliste milletvekilliği yapan Mehmet Akif Bey maalesef Cumhuriyet'in ilanından dolayı artık tehlike görülmeye başlanmış. Mehmet Akif'in fikirleri tehdit algılan, olarak algılanmış ve devlet çok enteresandır. Devlet Akif'e o şiiri, o marşı yazan Akif'e irtica 906 kodunu verecek kadar da o ruhtan uzaklaşmıştır. Ve Akif'in peşine Mısır'a gittiği halde Mehmet Akif Bey eder ajanlar takarak da takip ettirmiştir. Aşağılamıştır Mehmet Akif'i ve Mehmet Akif'i 11 yıl vatanında cüda bırakarak kumlarla oynamaya Mısır'da mahkum etmiştir. Yani oğlu da Mehmet Akif'in bir istiklal marşı, istiklal savaşı gazisi olmasına rağmen milli çok enteresandır. 30'lu yıllarda Mehmet Akif Bey Mısır'dan Türkiye'ye gönderdiği halde oğlu Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde Mehmetçi'ye Kur'an öğrettiği için cezaevine atılmıştır, işkenceden geçirmiş ve delirtilmiştir ve Mehmet Akif Bey bunu duyduğunda Mısır'da artık sehif secdesiz namaz kılamaz olmuştur. Bunlar da ayrıdır. Yani bizim milli mücadeleyi verdiğimiz ruhla cumhuriyet sonrası bizi yönetenlerin Türkiye'yi Batı eksenine zorla sokma girişimleri maalesef Mehmet Akif Bey ve onun gibi düşünenleri kahretmiştir. Evet. Sebiyü Reşat ile ilgili yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yayını olan bu kitapta yine sizin tarafınızdan evet. çıkarıldı. Bu e, tabii ki o belgeselin genişletilmiş metni Saati Müstakim Sevgili Reşat. Türkiye'deki İslamcı aslında sadece Sevgili Reşat değil bu. Osmanlı'nın son dönemdeki İslamcı yayın organları, İslamcılık düşüncesi hı hı. ve e, daha sonra tabii ki zaten müstakim Sebil-i Reşat ekseninde İslamcılık aynı zamanda o verilen mücadelenin hikayesi o kitapta yer almıştı. Evet, şimdi tabii bugün çok önemli bir sanırım katılım göstereceğiniz bir etkinlik var, özellikle bu konu başlığında istiklal Marşı'mızla ilgili. O seminerden de biraz bahsedelim, sonra sizi uğrayalım efendim. Şimdi tabii bu bugün 12 Mart İstiklal marşının kabul yıl dönümü. Sağ olsunlar bazı üniversitelerden ve bazı sivil toplum örgütlerinden. Ee, konuşmamız ve hı hı. Da, e, için e, davetler yapıyorlar. Gidiyoruz bazı okullarımızda e, halkımıza daha doğrusu talebelerle buluşuyoruz ki onlar çok önemli. Ondan dolayı geleceğin akiflerini yetiştirmemiz gerekiyor. Hı hı. Bakın bizim şunu hakikaten eğitim sistemimizi ciddi olarak göz, e, e, check etmemiz gerekiyor. Yani Bugün çarpık yapılaşmadan bahsediyoruz. Herkes bahsediyor, şikayetçi. Ama e, Mimar Sinan eserlerine hayranlık duyuyoruz. Ama yeni Mimar Sinanlar yetiştirme gibi Teknoloji kadar o. gelişmesine rağmen değil mi? Evet. Yani Mehmet Akif'e ediyoruz ki şöyle şahsiyettir, böyle şahsiyettir ama tamamen materyalist bir mantıkla çocuklarımızı sadece kısa yoldan köşeyi dönme ve e, maddeci bir ruhla yetiştirmeye çalışıyoruz. Sınava odaklı ve yarış atı gibi yetiştiriyoruz. Yani o ruhu yeni Mehmet Akifler yetiştirmek, yeni Sinanlar yetiştirmek, Efendim, e, bunu biraz bu, bu, bunun üzerine belki yoğunlaşmamız gerekiyor. O ruhu yeniden kazandırmamız gerekiyor. Onun için e, Beyoğlu Beyoğlu'nda bir buluşmamız olacak. E, gelene, gelmek isteyenlere buradan duyurmuş olalım. Yani onun dışında Şişli'de bir iki okulda olacağız. Yani e, yoğun bir İstiklal Marşı evet. programı. Evet değerli izleyenler gün başlıyor da önemli bir konu ağırladık. Akit Televizyonu haber koordinatörü aynı zamanda gazeteci yazar Sayın Muharrem Coşkun'la 12 Mart'ı konuştuk ve 98 yıl öncesine götürdük sizleri. O dönemde yaşananları bizlerle paylaştı. Bir kez daha kendisine teşekkür edelim. Evet bizler de işte bu önemli konu ve konukla bugün de gün başlıyor burada noktalayacağız ancak yarın Yine saatler 07'yi gösterdiğinde umuyoruz ki inşallah diyelim efendim. Yine bu ekrandan sizlere seslenmek ümidiyle diyelim ve hepinize güzel bir gün dileyelim. Hoşçakalınız.